hoş geldiniz. Nereye geldiniz? Beyazıt'a geldik. Bugün de gönlümüz bizi böyle Ramazan'a başlamadan evvelki son günde bir böyle bizi bir cami çekti. Oraya geldik. Burası Beyazıt Camisi. Burası Kapalı Çarşısı'na gidiyor. Sarapçılar Çarşısı var. Ve artık trafiğe de burası kapanacakmış. O yüzden şöyle bir son kez bakın istiyorum sizde. Ve gidelim artık Süleymaniye Camimize. Oranın bir de özelliği var, biliyor musunuz bilmiyorum. Zamanın padişahı Süleyman orada cami mabet yaptırırken dış kuvvetler işte bizim de bir katkımız olsun diyorlar. Ne yapalım ne edelim derken bir böyle özel bir mabedin hemen böyle yanına koyulmasında ısrarcı oldukları bir taş hediye ediyorlar. Ama taşın içerisinde haç var. Tabii Süleyman da bunu şeye söylüyor, Mimar Sinan'a söylüyor. O taşın ısrarla oraya konması hususunda da ısrar ettiklerini de söylüyor. Ve o taş yerine konmak üzere gidiyor. Fakat rüyasında Mimar Sinan o taşın içerisinde bir şeyler görüyor. Haç görüyor daha doğrusu. Taşı ikiye kırdırıyor. Ve kırdırdıktan sonra bir bakıyor ki o taşın içerisinde haç var. Hemen tabii padişah söylüyor böyle böyle diye. Padişah da diyor ki dış kuvvetlere, evet, taşınız için, hediyeniz için teşekkür ediyoruz. Tam da biz yerine, uygun olan yere onu yerleştirdik diyor. Ama nereye yerleştiriyor? Tabii ki bizim mihrabımızın olduğu yere değil. Cami avlusunda böyle giriş, iki tane kapının giriş kısmına ayak bastığımız yeri yerleştiriliyor. Evet, yani sizin hediyeniz layıkını buldu. Ayağımızın altında demek istiyor. Ve şimdi İstanbul Üniversitesi'nin ana girişini görüyoruz burada. İstanbul Üniversitesi'nin çok değişik yerlerde kampüsü var. Yani bir değil, bayağı birkaç yerde. Hatta bazen öyle ki sokaklardaki evlerin aralarında bile bazı binaları var. Turistler fotoğraf çekiliyorlar. Burası da çok güzel bir yapı aslında. Ama yine de artık yetmiyor. Sürekli bir dışarıya taşıyor binalar. Vallahi iyi yaptın. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Yani o sana benden böyle bir mesaj gelmiş demek ki. Ne diyorlar? O bir şey güç. Telepati. Telepati. Bana mesaj göndermişsin. Evet, ama adres mi karıştı acaba? Kime göndermiştin? Bilmiyorum ki. Adres karıştı deyince. Hayır hayır, yani hani bir başkası da olabilirdi, sana gelmiş. Yok yok, sen birine göndermişsin de adres farklı. Ben böyle her Ramazan'dan evvel seviyorum böyle. Ruhum böyle çekiyor buraları. Ama bu hafta da görevim olma ihtimali vardı. Onun için program yapamadım. Ama işte sen arayınca hemen gördüğün gibi koşuştura koşuştura geldik yani. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
Şimdi böyle gönlümüzü doyuracağız. İnşallah. Kitap da okuyacağız. İnşallah. Sonra akşam namazınıklar. Evet. İnşallah. Şuna da yeni dünya. Meyve. Evet, yeni dünya. Eski dünya. Yenisi eskisi. Tabii buradan çok böyle olmamış zaten. Yeni dünya meyvesi. Bunu gördüm de aklıma geldi. Sen ceviz ağacının Gülhane Parkı'ndakinin hikayesini biliyor musun? Bilmiyorum diyeceğim. Ay, bilmek zorunda değilsin. Evet, şarkısını herkes biliyor ama şeyini bilmiyor. Anlatmamı ister misin? Şimdi zamanında tabii ki siyasi bir dönemde ve bayağı bir zor durumda olanlar sevgilisiyle buluşmak istiyor. Ama tabii kaçak göçek olduğu için kimseyle de hani haber gönderemiyor. Sonra çok samimi olduğu bir arkadaşına diyor ki, işte söyler misin Gülhane Parkı'nın, o zaman tabii şeyler yok, telefon yok, şu yok, bu yok, söyle diyor. Adres de vermek çok şey. Adres, sokak isimleri falan da yok. Gülhane Parkı'ndaki ceviz ağacının dibinde işte şu vakitte buluşalım diye atıyorum. İşte öğlen vaktinde. Sonra işte arkadaşı da gidip tabii söylüyor. Ve şey gidiyor oraya. Bekliyor. Bir bakıyor ki oradan polisler üstüne geliyor. Hemen ceviz ağacının tepesine çıkıyor. Sonra ceviz ağacının tepesinden etrafı seyrediyor. Kız geliyor, sevgilisi. Ceviz ağacının altında bekliyor, bekliyor, bekliyor ve gidiyor. O da yukarıda tabii. O da yukarıda. Ona seslenemiyor. Of, polisler ya. De etrafta. Meğersem arkadaşı sevgilisine söylemiş, evet, buluşacakları yeri, iyilik yapmış ama aynı zamanda da başkasına da haber vermiş. Ya. Yani kime haber vermiş? Tabii polise haber vermiş. Ne biçim arkadaşmış? Ya işte Allah doğru insanlarla karşılaştırsın. Böyle arkadaş kazığı dedikleri. O da ama o kadar güzel ki sözleri aslında. Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane, evet. Sen bunun farkındasın. Ne de polis farkında. Farkında. Tamam. Şu an anladım mesela. Bak, bugün benden iki şey. Maşallah. Fasiklemedi gibi insansın ya. Ay, teşekkür ederim. Sağ ol. Yok canım, estağfurullah. Belki bir fasikülü falan böyle küçük bir şey olabilirdi. Ya da günümüz ansiklopedisi, Google'ım. Onu ben Google'ın zaten teyze olduğunu düşünüyorum. Yani hanım olduğunu düşünüyorum. Her hususta bir fikri var ya. Asla cevapsız bırakmıyor. Evet evet, amca olduğunu düşünmüyorum. Amca ne gerek var ki bu kadar detaya diye düşünebilir, değil mi? Kadınlar detaycı da. Beni de yetiştiriyorsun, YouTuber oldum ben de sayende. Oğlum aslında herkes YouTuber. Evet, ve hepimizin içinde var bir şeyler. Ve şöyle bir durum var. Şimdi sosyal medya uzmanlarıyla da konuşuyoruz. Hocalarımız var bu arada. Buradan onlara eğer izliyorlarsa sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onların da araştırmalarından da sonuç olarak şunu yazmış bir yazısında. Herkesin bir YouTuber hesabı olmalı diye. Şimdi o kadar eleştirilen bir dönemde sosyal medyayı biliyorsunuz hem kullanıyoruz hem de eleştiriyoruz. Başkalarının kullanımlarında daha çok gözümüze batıyor. Kendimiz de aslında aynı şeyi yapıyoruz ama göze batmıyor. Ve bu kadar eleştirdiğimiz bir şeyde bir hocanın, uzmanın kalkıp da herkesin YouTuber hesabı olması demesi sana ne ifade ediyor? Çok düşündün. Yok, şu an. Bence bunun cevabını sen ver. Peki. Ondan sonracıma ben hani sordum zaten bunu. Neden diyormuş biliyor musunuz? Çünkü YouTube'da o kadar kirli bilgiler var ki. Doğru bilgilerin olması için bizim gibi insanların evet, paylaşım, doğru paylaşımlar yapması lazım. Bu nasıl olacak? Siz oradaki kirliliği elinize bir bez alıp temizleyemeyeceğinize göre
ya da hani siz izlemeseniz de sizin sevdikleriniz izliyor onu yani. Doğrusunu paylaşarak. Evet, yani doğrusunu paylaşarak olacak. Ya da alternatif, yani kötü bir şey olmadan da keyifle izleyebilecekleri bir kanalınız olması gerekiyor. Onlara alternatif sunmak gerekiyor. İşte ben de onu yapıyorum nacizane. Bilmiyorum başarılı olur muyum inşallah. Gerçi oldum çok şükür. Niye oldum? Kitleye ulaşmışsın. Evet. Yani çok şükür evet. 5000'i geçtim. 5300'ü geçtim. 6000'e doğru koşuyorsun. Evet evet. Yani bir yılda başarılı olduğumu söylüyorlar. Ama gelirim yok yani öyle eğer merak ediyorsanız. Çünkü reklamları kimse izlemiyor. İzlemediği için de o yüzden de o yüzden de çok fazla para kazanamıyorum. Yani senin bu işten tek karın keyif alıyorsun. Evet seviyorum ben ya paylaşma. Önceden de seviyordum. Şimdi de seviyorum. Burada bir tane daha seninle bir şey paylaşacağım ama burada bir türbe var. Burada mıydı? Bir dakika. Mimar Sinan'ın kabri de buralarda. Çok sade bir kabri. Bak çok güzel bu ara sokaklara falan böyle keşke hani vaktimiz olaydı şuraya girip çıkaydık yani. Çok güzel oradan görüntüler. Mimar Sinan'ın mezarını ilk görünce beni çok etkilemişti. Bir duygulanmıştım. Ay ne hayatlar. O kadar devasa eserleri yap. Yani geleceğe bırak. Heh. Ama kendin o kadar mütevazi bir mezarda ama yaşamak. Ama öyle olmalı zaten. Evet. Yani mütevazi. Yani o mütevazilik beni çok etkilemişti. Ama bir de şu var. Şimdi öldükten sonra onun kabrini değiştirebilirlerdi. Kimse de değiştirmedi, yeltenmedi. Hani süsleyip püslemedi yani. Bir de öyle bak olaya. Ve nereye geldik? Şöyle bir göstereyim size. Burası İstanbul'da. Aksaray'dan sonra Beyazıt'ta. Süleymaniye Camisi. Hep bu Kudüs'ten sonra herkesi Hazreti lafı ağzımda persenk oldu desem doğrudur ha. Yani tövbe estağfurullah. Yani şey çok fazla hani kullandığımız için dedem olsaydı bu takkelerden alırdım ona bir bak. Tane. Canım dedem ne sevinirdi. Benim de yok. Hayırlı işler. Evet şimdi o taşı göstereyim mi sana? Evet heyecanlı bekliyorum. Evet şurada bir kitabeye şunu. Süleymaniye Cami ve Külliyesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a 1550-1557'de yaptırılan külliyedir. Boğaz'a ve Haliç'e bakan yüksek bir tepe üzerine yapılan külliyenin merkezinde Süleymaniye Camii yer almaktadır. Külliye Camii, Darüttüp, medreseler, Darül Kurra, Sıbyan Mektebi, Hamam, İmaret, Bimarhane, Çarşı, Kanuni ve Hürrem Sultan'ın türbeleri gibi yapılardan meydana gelmiştir. Temeline ilk taşı Büyük Osmanlı alimi Ebu Suud Efendi koymuştur. Ve şimdi size o ilk başta söylediğim taşı da göstermek üzere yolumuza devam ediyorum. Ama maalesef cami avlusunda böyle üzüntüler de var. Şimdi burası değil tabii. Evet, ana girişte. Yeşil yeşil çok güzel oluyor ya. Şu yeşil değil mi tonları? Her tondan yeşil vermiş. Üsküdar'daki şey kuşları tepede görünce Üsküdar'daki Kuşkonmaz Camisi aklıma geldi. Bir de biliyorsun Kabe'nin de üstü öyle. Kuşlar orada da konmuyorlar. Sağında solunda güvercinler olmasına rağmen. Onu biliyor muydun? Üç ben etti. Hiçbir şey bilmiyormuşum. Üç etti. Üç. Şimdi orada da bir hava akımının ama bu nurdan kaynaklandığı düşünülüyor. Bir dakika ya, dur. Hayal meyal bir şeyler hatırladım. Şimdi Kültür Bakanlığı İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne geldi. Basa. Evet. Demek ki çok gelenleri gidenleri var. Bayağı bir aşınmış. Tabii hacın da burası değil. Ama hacın da kalması biraz şey. Bizim söylediğimiz kapı burası değil ama. Biz şimdi şeyin oradan geldik çünkü. Peki bir şey daha. Bu bizim
kıymetlilerimizin yani kabirine kabir denmiyor ya da mezar denmiyor. Ne deniyor biliyor musun? Türbe. Değil. Makam. Değil. Mevki. Değil. Hazire. Hazineden geliyor. Çok etti. Ama sen beni çok ezdin bilginle bugün. Olsun, bilgiyle ezilmez. Sen de öğrenmiş oldun şimdi. Dolayısıyla değil mi? Paylaştıkça çoğalacak. Yani işte bu, bunların da hepsinin bir anlamı var. Mesela bak şu muz gibi. Muz kabuğu soyulmuş gibi. Ne anlamı var acaba? Şimdi tabii onu da bana sorma istersen. Çok incik incik bilmiyorum. Yani fikrim olan ama emin olmadığım şeylerde de konuşmak istemiyorum. Bak çönü çel. Çen çel. Pek de zayıf kalmış. Ama çelimli güzel. Ay, gelincik sever misin? Bu gelincik değil tabii de. Bu kadife çiçeği. Gelinciği epeydir bir yerde görmedim. Geldik. Evet. Acaba bugün var mı? Var. Onun için beni çekti demek ki. Bugün şey olabilir. Program olabilir. Ne kadar güzel ya. Böyle bir ibadethanenin de bir evinde yani İnsanoğlunun böyle yanından geçerken ki ya da 2 dakika nefes aldığı zamanki böyle bir huzur var. İşte yani bu mabetlerdeki o koku, o huzur hani mutlaka bir katkı oluyordur tabii temizlikti, şuydu buydu ama yani bu kırma camilerde sen de gördün işte Kübra'cığım şeyde kırma derken ben kırma diyorum ama tabii. Yani çevrilme diyelim, devşirme diyelim. Devşirme diyelim. Kırma biraz şey oldu. O camilerde de tabii o hassasiyet, o şey pek olmuyor değil mi? Sana da öyle olmuyor, geliyor mu? Geçmiyor. Evet yani. Niyesi? Şuradan bir Üsküdar'a doğru bakalım. Ondan sonra zaten kendimize de zaman ayıralım. Biraz da kitap okuruz. Bugün bir etkinlik vardı burada. Kitap okuma etkinliği. Buralar bayağı bir doludur herhalde. Ama biz tabii kaçırdık. Çok spontane gelişti dediğim gibi. Şöyle bir gidelim. Şarkı söylüyordu değil mi? Şimdi buradan da şu ara sokaklardan da gelirse burada da bir kapısı var. Ve bu tarafta böyle çarşısı var. Ve harika da manzarası var. İnsanlar tabii buraya oturmuşlar. Hem dinleniyorlar. Burada teras kafeler yapmışlar. Burası hamam. Bayağı bir sormuştum ben. Çok pahalıydı. Ve harika da manzarası var. Ne bileyim bir şeyler yapayım. Yapma ya. Burada kaçın ya. Dibime girmiş kaşınıyor ya. Git şuradan. Hayır.
Nasıl güzel, nasıl güzel. Böyle tekrar bir tur alıyorum sizin için. Google teyzeye sor. Google teyzeye sor.